Liyakat nedir biliyor musunuz? Bu ülkede liyakat sahibi insan çok az. Ben liyakata çok önem veriyorum. Bir de İzmir'de Liyakat Derneği var. Sanıyorum 2 yılı geçti, 3 yıl mı bilmiyorum kaç yıl oldu. Kuruluşundan bu yana takip ediyorum. Liyakat demek Berkay Eskinaz demek. Berkay Eskinaz'ı biliyorsunuz İzmir'in en ünlü simalarından birisi. Güzellikse güzellik. Biliyorsunuz Karşıyaka'lı çalışından sonra bir de bizim Berkay Eskinaz'ı var. Bakın şimdi arkadan kameranın arkasından bana böyle kafa sallayanlar var. Nemin Hanım kafa sallıyor nedir bu diye. Evet. Benim eşim Karşıyaka'lı çalışın da öyle diyor. Bakın liyakat İzmir'e çok önemli katkıları olan bir derneği. Liyakat denince lider yaratıcı katılımcılar derneği ve birçok kişi liyakat ismini ve Berkay Hanım'dan dolayı şey sanıyorlar hanımlar halbuki içinde erkekler de var ama 100 tane hanım varsa 5 tane erkek var. Hanımlar önde ve İzmir'in en önemli isimleri bu hanımlar. Şimdi saymaya kalksam dersiniz çünkü bu isimler hep önde olan isimler. Şimdi onların bir lafı var. Daha doğrusu Berkay Hanım'ın mı, liyakatın mı, yöneticilerin mi bilemiyorum. Her şey inanmakla başlar. Onlar inanarak yola çıkmışlar. Ve de çocuk büyüsün diye yeni bir şeyler var. Çocuk nasıl? Yani kendilerini böyle çocuk diye kabul ediyorlar. Her şeyi baştan başlıyorlar eğitimine, onu yukarıya kadar götürüyorlar. Biz değilsek kim diyorlar. Bakın biz değilsek kim? Doğru. Eğer biz kendimize sahip çıkmazsak, ülkemize, insanımıza sahip çıkmazsak, fakirimize, fukaramıza yardım etmezsek kime yardım edeceğiz? Her şey önce birbirimize yardım edeceğiz. Şimdi ise ne zaman diyorlar. Bakın liyakatın şimdi çok önemli bir projesi var. Bugün ne şu anda çarşamba, perşembe akşamı ne yapacaklar? Önemli bir eseri sahneye koyacaklar. Oynayanlar da ama kimden önerilip en birinci isimden. Berkay Eskinaz'ın örneğin. Berkay Hanım siz ne diyorsunuz? Evet Yaşar Bey teşekkür ederim. Bizi çok güzel anlattınız. Benden daha iyi anlattınız. Bu konuda size ekstra bir teşekkür etmek istiyorum. Ama şöyle bir de noktaya değinmek istiyorum. Liyakat Derneği tabii ki Berkay Eskinaz demek değil. Çünkü toplum içinde bir şeyler yapabilmek için birlikte çalışmak, grup çalışması yapmak, takım olmak çok önemli. Biz de Liyakat Derneği olarak bu takım olma olayını çok iyi gerçekleştirdik. Ve hep beraber el ele, omuz omuza çalışıyoruz ve derneğimizin çıtasını daha ileriye taşımak için uğraşıyoruz. Erkek üyemiz az dediniz. Bu mutlaka artacak diye düşünüyorum. Çünkü yaptığımız çalışmaları biz sergiledikçe daha fazla erkek üye almaya başladık. Evet bugün 85 üyemiz var ama sadece 7 tanesi erkek. Ama o 7 erkek bile bize fazlasıyla destek oluyorlar ve buradan onlara bir teşekkür olduğumuzu bir kere daha söylemek istiyorum. Evet biz bugüne kadar Liyakat Açılımı Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği her zaman bu kelimesi harfi yanlış algılanıyor. Bir kadın derneği olduğumuzu ortaya koyuyor ama biz bunun üstüne basa basa tekrar söylemek istiyor. Katılımcılar Derneği. Şimdi ben bu arada söze karışayım. Bakın Liyakat Derneği nedir biliyor musun? Hep kendine verenlerin derneği. Hani bazı İzmir'de bazı dernekler var. Bazı şeyler var. Hep Rabbena Habbena diyorlar. Bunlar da hep sana diyorlar. Buluyorlar. İnsanımızı buluyorlar. Muhtaç insanı buluyorlar. Eğitilmesi gereken insanı buluyor. Çocuğumuzu buluyorlar. Gerçekten kime yardım edilecekse onu buluyor. Daha doğrusu eğitiyorlar. Kimse kimseye cebinden çıkarıp para ver. Bakın ama burada çok önemli bir şey var. Hani bazı insanlarımız var. Bakın size söyleyeceğim şeyler çok önemli firmalar bunlar. Bak okuyacağım. Türk Ekonomi Bankası, Gözde Grubu, Fuga Mobilya. Fuga Mobilya'nın da özelliği var. Herhalde biraz sonra Berkay Hanım anlatır onu. Altın Yıldız, Su Yapı, Nak Kargo, Egemen, Metrekare Gayrimenkul, MAK Kosmetik, Dimes, Sardo Offset, Fonksiyon Reklam, Peryön, Mobbing Derneği, İzmir Şubesi tabii, Mustafa Karabacak Akademi. Bunlar
liyakatı gerçek anlamda desteklediler. Hani ceplerinden aman bizim reklamımızı yap demiyorlar. Ben bunu içimden geldiği için bu reklamlarını yapıyorum. Neden? Çünkü bunlar İzmir'e bir şey vermek isteyen liyakat gibi düşünen insanlar. Bakalım bu konuda ne diyecek sevgili Berkay Eskinazi? Evet Yaşar Bey, biz kurulma amacımız, gerçek amacımız tabii ki İzmir ve Türkiye'de girişimciliği evet, desteklemek, girişimcilerin potansiyelini arttırmak. Bu anlamda çeşitli projeler yapıyoruz. Ama tabii ki toplumun çeşitli konularına da günü geldikçe parmak basmak, bir farkındalık yaratmak evet, için çaba gösteriyoruz. Bu konuda da girişimci de yetiştirsen kişiyi önce çocukluktan almak lazım. Evet. Dolayısıyla biz bu projenin içerisinde tabii ki çocuk büyüsün dedik. Biz değilse kim dedik, şimdi değilse ne zaman dedik. Çünkü çocuklarımızın geçmişini değiştiremeyiz. Ama geleceğini değiştirmek elimizde ve de şu andan itibaren çalışmalarımızla bir takım hayatlarında değişiklikleri yapabileceğimizi önemsiyoruz. Çünkü çocuklar bizim önemli bir geleceğimiz. Biz bu projede iki aşamalı olarak gittik. Birinci evet, aşaması bu projeyi hayata geçirebilmek, destekleyebilmek adına bir tiyatro sergilemeyi planladık. Tiyatromuz kendi başına toplumun kanayan bir yarasına parmak basmak ve farkındalığı tekrar bir gündeme getirmek, arttırmak amacıyla yapıldı. Sığınamayanlar adında bir oyun. Evet. Kimler oynuyor Berkay Hanım? O da bir özellik. O da bizim derneğimizin üyeleri ve de çalışan iş kadınları. Yani işlerinden, eşlerinden, çocuklarından zaman ayırıp gece saatlerinde provaları yapıp bu oyunu gerçekleştiriyorlar. Oyun sığınma evinde geçiyor. Sığınma evine düşen dört kadının, dört farklı kadının dört şekilde tacize uğramış, evet, psikolojik dert görmüş kişilerin komedi tarzında, psikodramik olarak ama tamamıyla bir güldürü oyunu, güzel bir oyun çıkardılar. Ve sizin de söylediğiniz gibi yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde 8.30'da oyunumuzu gerçekleştireceğiz. Kimler oynuyor? Benim bildiğim orada Liz Sarda var. Yeşim Gencer var. Selah Habib var. Evet. Özlem Aktaş var. Ayrıca de bir erkek oyuncumuz da bize evet, destek verdi. Yusuf Nebioğlu var. Ayrıca oyunun da bir özelliği evet, Ayça Üzüm tarafından yine 9 Eylül Üniversitesi'nde tiyatro bölümünden mezun bir arkadaşımız tarafından yazılmış ve bu ödül almış bir oyun. Evet. Ve de 9 Eylül Üniversitesi'nden yine hocamız Sibel Erdenk tarafından yönetiliyor oyunumuz. Dolayısıyla biz hep girişimciliği desteklediğimiz için işte o arkadaşımıza da bu yazar olan arkadaşımıza da bir destek vermekle yola evet, çıktık. Bir destek, bir de eçe mi vereceksiniz destek? Evet, şimdi tabii ki sonunda bu oyunun neticesinde biz bir takım evet, bağışlar alacağız duyarlı olan halkımızdan. Bu bağışları da Eçev'e bağışlayacağız. Eçev dediğimiz Ege Çağdaş Eğitim Vakfı. Evet. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın kampüsleri var, eğitim kampüsleri var. Bu kampüslerde, bu bölgelerde bir tanesi kendimiz gittik gezdik Altındağ'da, bir tanesi de Yamanlar'da. Buralarda bu çevredeki çocuklara evet, okul desteği veriyorlar, derslerine yardımlar evet, veriyorlar. Artık kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla bir takım eğitimler veriyorlar. Dolayısıyla biz de bu kampüsleri gezince oradaki ailelere de bir takım yardımları evet, var. Dolayısıyla biz dedik ki biz aileden anneyi babayı alalım, çocuğu alalım ve de çocuk üstü üniversiteye girecek lise öğrencileri de bir grup var. Bunlara bir takım eğitimler verelim. Dolayısıyla bu eğitimleri verirken yine derneğimizin esas amacına uygun olarak da ileride nasıl bir girişimci olacak,
ileride üniversiteyi bitirdiği zaman sanayici nasıl bir genç istiyor, nasıl bir üniversite mezunu istiyor. İşte Mobbing Derneği tarafından verilen bir takım eğitimler, annenin çocuğuna davranış şekilleri nasıl olacak, iletişimlerini nasıl kuracak, çocuğun ailedeki iletişimi, topluma karşı olan iletişimi, bir takım bilimsel bir şekilde. Ve de eğitimlerin hepsi hiperaktif oluyor. Çocukları içine katıyoruz. Yani normal gelip böyle oturup sıralarında bir ders yapmıyorlar. Kendileri de katılımcı olmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde eğitimler vereceğiz. İkinci bacağı da bu. Şimdi bu kadar emek veriyor. Kaç aydır çalışıyorlar. Evet. Liz Hanım, benim bildiğim Yeşim Hanım, Şela Hanım, Özlem Hanım, evet. Yusuf Nebioğlu da onlara katılan bir bey. Peki bu emeğin karşısında bir gecede bitecek mi bu? Tabii ki ilk planda bir gece için oynanacak ama biz her türlü mecrada bunu duyurmaya çalışıyoruz. Sonuçta uzun bir süreç ve emek verildi buna. Artık her şeyi olgunlaşmış, hazır bir ürün var. Bu ürünü kullanarak diğer STK'lar bu konudan bizden destek isteyebilir. Biz hiçbir ücretsiz bu oyunu herkes için oynayabiliriz. Dolayısıyla farklı konuların daha topluma fayda sağlaması adına, işte parmak basılması, farkındalık yaratılması adına biz bu desteği de dernek olarak üyelerimizle, hocamızla bunu verebiliriz. Ben diyorum ki her şey inanmakla başlar. Eğer siz de liyakata inanıyorsunuz, ben Berkay Hanım'a ve liyakata çok inanıyorum. İstanbul'dan gelen misafirlerim, yurt dışından gelen misafirlerim hemen diyorum liyakat diyorum. Zaten liyakat derdi demez. Berkay Elif Sinaz akla geliyor. Diğer önemli yöneticiler isimleri akla geliyor. Ne yapmamız lazım? Bence siz de liyakat üye olun. Liyakat kapılarını açıyor ama vermek için, almak için değil. Şu çok önemli. Şimdi ne yapıyoruz? Berkay Hanım'la beraber sizlere veda edeceğiz. Bizim ne yapıyoruz biz? El sallıyoruz. Evet. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. El sallayarak ayrılıyoruz. Teşekkür ediyoruz.